Teknoloji Okulu'dan herkese merhabalar. Uzun süredir bir kutu açma videosu çekmiyorduk. Bugün sizlerle birlikte OMX X500'ün kutusunu açacağız. Biliyorsunuz arkadaşlar, Singapurlu bir marka bu ve geçtiğimiz günlerde ülkemizde üretim yapmaya başladılar. Zaten şurada bir etiket var. Burada da yine Assembly in Turkey yazısını görebiliyoruz. Yani Türkiye'de montajlanıyor bu telefon. Bunun kutusunu açmamızın özel bir sebebi var arkadaşlar. Onu da hemen size belirtelim. Normalde biliyorsunuz, telefonun kutusunu açtığınızda artık kulaklık çıkmıyor. Hatta şarj adaptörü bile çıkmıyor bazılarından. Fakat OMX ne yapmış? Bizim hep dile getirdiğimiz bir özelliği bu telefon kutusunun içerisine yerleştirmiş. O da ne biliyor musun Özgür Çetin? Şöyle açayım mı? Aç. Ne var biliyor musun burada? Aç bakalım. Burada ne var biliyor musun? Tahmin et. Vallahi bilmiyorum. Bak. Kulaklık var diyeceğim ama. Kulaklık var ama nasıl kulaklık var? Yoksa. Bak. Şöyle. Adamlar telefonun içerisine Bluetooth'lu kablosuz kulaklık koymuşlar. Sonunda bir marka bunu yaptı ya, ben helal olsun diyorum. Evet, telefonun içerisinden arkadaşlar, telefonu şöyle köşeye bıraktık. Asıl bizim için önemli olan bu. Telefonun içerisinden Bluetooth kablosuz kulaklık çıkıyor. Yani biliyorsunuz artık pek çok marka kulaklık koymuyor zaten, kulaklığı ayrı satıyor falan, ama gerçekten OMX böyle bir kıyak geçmiş. Adamlara ben helal olsun diyorum. Madem öyle, telefona da bir bakalım. Telefonumuz bu. X500. Üzerinde zaten özellikleri yazıyor. MediaTek tarafından geliştirilmiş Helio G80 Yonga seti mevcut bu telefonda. 4 GB'lık RAM'imiz var. 128 GB'lık da dahili depolama alanımız var. OMX'in kendi arayüzü varmış. Özel, onun desteğinde Android 11 ile geliyor bu telefon. 6.67 inçlik Full HD Plus çözünürlüklü bir ekranımız var. 48 megapiksellik ana kameraya 16 megapiksellik geniş açı kamerası eşlik ediyorum. Şöyle arka tarafını da göstereyim. Şık bir arka yüz var. Böyle mavi falan parlaması güzel. Şurada bir parmak izi okuyucumuz var. Muhtemelen ekran IPS LCD olduğu için böyle bir ekran altı parmak izi okuyucusu yerine fiziksel parmak izi okuyucusu kullanmışlar. Bu arada burada bir tane daha tuş var da, o ne tuşu, ona bastım. Açılmadan şöyle açmış olayım. Şurada ses açıp kapama tuşu var. Power butonu var. Burada da bir tuş daha var. Bunun incelememiz sonrasında ne tuşu olduğunu öğreneceğiz arkadaşlar. Bu arada şarj adaptörünün de kaç watt olduğunu söyleyeyim sizlere. Burada yazıyordu o da. Onu da hemen belirteyim. 18 wattlık hızlı şarj adaptörüyle geliyormuş kutudan. Şu gördüğünüz 18 wattlık hızlı şarj adaptörümüz bu açılırken. Biz şöyle hoppa çıkartalım bunu da. 18 wattlık bir hızlı şarj adaptörümüz ve tabii ki şurada da Type-C şarj kablomuz. Şöyle çıkartalım onu da gösterelim. Type-C şarj kablomuz. Type-C değil mi? Evet, Type-C. Evet, o da burada. Gördüğünüz gibi telefonun çerçeveleri vesaire gayet ince. Bence gayet şık. Arka tarafı da gayet güzel. Şurada Omniye tarafından tasarlandığı ve Assembled in Turkey, gördüğünüz gibi yani Türkiye'de montajlandığı yazıyor. Dediğimiz gibi arkadaşlar, Singapurlu bir marka, yani Çin falan değil. Biliyorsunuz son dönemde neredeyse Türkiye'deki üreticilerin %80'i Çinlilerden oluşmaya başladı. Bir Samsung, bir Apple kaldı. Bir de şimdi Singapurlu bir markamız oldu OMX. Önümüzdeki günlerde X500 modelini inceleyeceğiz. Bu telefonun bizlere neler sunduğunu hep beraber göreceğiz. Dediğimiz gibi kutusundan bir adet Bluetooth kulaklığımız da çıkıyor. Zaten kutu açma videosu çekmemizin sebebi de bu kulaklık. Hep diyorduk ya, Bluetooth kulaklıkları artık telefonda verseniz ne olur. Yaygınlaştı zaten bunlar. 50 liraya 100 liraya satılıyor. Koyun içerisine bir tane diyorduk. Nihayet bir marka bunu akıl etmeyi başarmış. Önümüzdeki süreçte muhtemelen başka markalarda OMX'ten görerek bunları yapmaya başlayacaktır diye düşünüyoruz. Bekleyip göreceğiz arkadaşlar. Dediğimiz gibi önümüzdeki günlerde bu cihazın incelemesiyle karşınızda olacağız. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın diyorum sizlere. Ve hoşçakalın.